NLP'nin işe yaraması için 5 kural. NLP bize değişimin hızlı ve etkili bir modelini sunar. Lakin bu değişimin sonuç verebilmesi için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekir. NLP'de bütün teknikler özgün bir yapıya sahiptir ve aynı zamanda esnektir. Her bir NLP tekniği sizin hayal gücünüzle birlikte bambaşka bir yapıya dönüşebilir. Bu kurallar yalnızca NLP ve koçluk uygulamaları için geçerli değildir. Teknikler aklınıza gelebilecek hemen her duruma uyarlanabilir. Bu kurallar matematik öğrenirken de geçerlidir, bir yabancı dil öğrenirken de. Şimdi bu basit ama önemli kurallara bir göz atalım. 1. Yöntemlerin gücüne inanın. NLP bir sihirli değnek değildir. Bir değişim dönüşüm yöntemidir. Değişimin gerçekleşebilmesi için öncelikle zihninizi buna inandırmalısınız. İnanç beynimizin yakıtıdır. Değişime olan inancınız, değişimin hangi yöntemle gerçekleşeceğinden daha önemlidir. İnsanlık tarihi boyunca elde edilen tüm başarılar, birilerinin buna inanmasıyla mümkün olmuştur. Siz kendinize inandığınız zaman, değişimle aranızdaki en büyük engeli kaldırmış olursunuz. 2. Uygulayın. Sonuç alıncaya kadar NLP tekniklerini hayatınıza uyarlamalısınız. Bilgi tek başına anlamsızdır. Bilginin işe yaraması için onu mutlaka kullanmanız gerekir. Herkesin aklına zaman zaman değişik, muhteşem fikirler gelir. Ama fikirler uçucudur. Tıpkı buharlaşan su damlaları gibidir. Onları muhakkak yakalamalı, eyleme geçmeli ve sonuçlandırmalısınız. Birçok NLP tekniği tam anlamıyla yaşam değiştiren bir mucizeye sahiptir. Tabii ki siz onu kullandığınız takdirde. 3. Israrcı olun. Değişim süreklilik gerektirir. Motivasyonunuz düştüğü anda toparlamalısınız. Israrcı olmalı ve sonuç alıncaya kadar üstüne gitmelisiniz. Değişim ciddi bir disiplin gerektirir. İçsel disiplininizi, düşüncelerinizi değiştirerek şekillendirebilirsiniz. Kendinizle olan konuşmalarınız hep sizi motive etmeli. Yapamam kelimesi daha zihninize girer girmez onu uzaklaştırabilmelisiniz. 4. Hayal gücünüzü kullanın. Zihnimiz olağanüstü bir şekilde sınırsız düşünür. Bizler hayal edebileceğimizden daha güçlüyüzdür. Zihnimiz bize zaman zaman oyun oynayabilir. Zayıf olduğumuz yönlere odaklanmamızı sağlayabilir. Halbuki bu bir tuzaktır. Bu tuzağa düşmemek için hayal gücünüzün daima yapıcı düşüncelerle meşgul olmasını sağlamalısınız. NLP, hayal gücünüzü zorlayabileceğiniz bir alandır. Her tekniğin başarısı hayal gücünüze bağlıdır. Tıpkı çocuklar gibi olun. Sürekli mükemmele ulaşma konusunda hayaller kurun. 5. Esnek olun. Bir yöntem işe yaramadıysa mutlaka başka bir yöntem deneyin. NLP alet çantasındaki teknikler öylesine güçlü ve çeşitlidir ki sizin işinize yarayacak bir teknik mutlaka vardır. Lakin pes ettiğinizde ve başarısızlığınızı kabullendiğinizde çözüm gözünüzün önünde bile olsa onu göremeyebilirsiniz. Her zaman bir seçenek olduğuna inanın. Bu kendini kandırmak değildir. Bu gerçekçi olmak demektir. Chey'nin dediği gibi gerçekçi olun, imkansızı gerçekleştirin.